Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nda 17. güne başlıyoruz. 17. gün noktanın analitiği günü. Evet ilk videomuzda yani 17. günün birinci videosunda ne yapıyoruz? Noktanın analitiğini şöyle kısa bir tekrar ediyoruz. Bir 10-12 dakika sürebilir. Ardından bununla ilgili soruları çözüyoruz. İlk önce böyle öğrenmelik soruları çözüyoruz. Burada böyle yeni nesil soru kavramı çok fazla olmuyor analitik geometride. O yüzden öğrenmelik sorular diyelim. Çerez sorular diyelim daha doğrusu. Evet kitabımızda sayfa numarası 155, 156, 157 ve 158'i çözeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Noktanın yeni koordinat düzlemiyle başlayalım. Şu yatay ekseni x ekseni ya da apsisler ekseni diyoruz. Dikey olan eksene de y ekseni ya da ordinatlar ekseni adını veriyoruz. Başlangıç noktası da şu iki eksenin kesimidir. Yani burası da bunlar da dik kesiyor. Buradaki açımız da 90 derece. Peki bu birinci bölgede işaretlerimiz artı artı sayı doğrusu olarak düşünüyoruz ya şu artı 1 artı 2 artı 3 bu eksi 1 eksi 2 eksi 3 bu artı 1 artı 2 artı 3 bu da eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye gidiyor. Dolayısıyla burası ne oluyor Artı artı ikinci bölgede eksi artı üçüncü bölgede her ikisi de eksiye gösteriyor dördüncü bölgede her ikisi biri artı biri eksiyi gösteriyor. İlk önce x eksenini yazacağız bu şekilde noktalar e, noktaları iki, ikişerli yazarken x ekseni ve y eksenini x eksenini birinci sırada y eksenini de ikinci sırada yazacağız o yüzden bölgeye bakarken x ekseni artı y ekseni eksi şeklinde söyledik. Haberiniz olsun. Evet x virgül y şeklindeki ikililer şeklinde alacağız. Şimdi noktanın ekseni olan uzaklarından bahsederken buradan da bahsedeyim. Herhangi bir noktanın eksenleri olan uzakları işin içine girince ne oluyor? Ya da bir nokta işte eksenleri olan uzakları istenildiği zaman hemen ne yapıyoruz? Hemen eksenleri olan uzaklarını şu şekilde çiziyoruz. Bu a virgül b ise şurası x eksenindeki sayısal değerini a y eksenindeki sayısal değerin b olduğunu göster. Peki o zaman ne oluyor? Buradaki uzunluk ne yapıyor? A yapıyor. Buradaki uzunluk ne yapıyor? B yapıyor. E hocam burada noktanın x, -x ekseni olan uzaklığı. Bak şuradaki uzunluk yaptı. B. Yani y'si mi yaptı? Evet. Ama y buradaki b değeri negatif olsaydı. Eksi mesela eksi 3 olsaydı. Uzunluğu eksi 3 mi alacaktık? Hayır. Mutlak değerce. Uzaklık için içine girince mutlak değerde alacağız. O yüzden burayı mutlak değer b diyeceğiz. Peki y eksenine olan uzaklığı dediği zaman da y ekseninin yani tam tersinin absinin mutlak değeri olacaktır. Ki dikdörtgenden a ise bak burası daha çıkıyor yani mutlak değer a oluyor. O zaman x virgül y noktasının x ekseni olan uzaklığı y'sinin mutlak değeri olacaktır. Y ekseninde olan uzaklığı da x'inin mutlak değeri olacaktır. Şimdi analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklarını da çizmeyi de ihmal etmeyin. Eksenler olan uzaklarını çizdikten sonra karşımıza büyük ihtimalle ne çıkacaktır? ya dik üçgen çıkacaktır ya benzerlik çıkacaktır. Yani eski konular yine bizim karşımıza çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor. O yüzden eski da üçgeni üçgeni hatta hiç ihmal etme lütfen. Şimdi geldik iki nokta arasındaki uzaklığa. İki nokta arasındaki uzatlık nedir? Karekök içerisinde x'ler farkının karesi yani bu x2 x 2 x 1 de olabilir x1 x 2 de olabilir. Sonuçta farklarının kareseri aldığın zaman pozitif bir sayı olacak ya o yüzden fark etmiyor bu. Nereden nereye alırsan bir de y2 eksi y1'in karesi şeklinde oluyor. Ama burada biz iki nokta arasındaki uzaklığı ispatlarken şu şekilde analitik düzlemde bir nokta burası bir nokta burası ya eksenden olan uzaklılara, eksenler olan uzaklılara bakınca şu uzaklık istenildiğinde şu şekilde ispatlamıştık. Hop şöyle hocam dik üçgenden çıkmıştı Bak x'ler farkı burayı, y'ler farkı burayı veriyor. Eğer x'ler farkı iki nokta arasındaki uzaklığa baktığında x'ler farkı ve y'ler farkı özel durumlar oluşturuyorsa yani özel durumlar dediğim 3, 4, 5 üçgeni ya da 5, 12 ya da 8, 15 gibi özel üçgenleri oluşturuyorsa hemen bu şekilde kısa yollar yapabilirsin. Mesela x'ler farkı eksi 5, y'ler farkı 12 ise hocam 5, 12, 13 üçgeni deyip iki nokta arasındaki uzaklığı direkt 13 diye söyleyebilirsiniz. Hocam eksi 5 oldu fark etmez. Uzaklık olarak baktığımız zaman 5 olarak alacağız orayı tamam. Evet iki nokta arasındaki uzaklık bu şekilde kare içinde x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi şeklinde bulunuyor. Orta nokta koordinatı. Hocam orta nokta koordinatı nedir? Direkt burası x1 artı x2 bölü 2'ye y1 artı y2 bölü 2'ye eşittir. Yani x'ler toplamının yarısı y'ler toplamının yarısı şeklinde bulunuyor. Yani şuradaki x0 x'ler toplamı yapıyor. x1 artı x2 bölü 2 yapıyor. y0 da ne yapıyor? y'ler toplamının yarısı y1 artı y2 bölü 2'ye eşit oluyor. Peki doğru parçasını belli bir oranda bölen noktada. Arkadaş Burada A bölü B şeklinde bir oran buna şeklinde böldüğü zaman. Mesela 2K 3K, 5K, 7K şeklinde bir şey böldüğü zaman ne yapacaksınız? Bir yön belirleyin kendinize. Yani atıyorum 2K'da k şu kadar artmışsa 3K'da şu kadar artar. Yani hiç burada formül formül vermiyorum ben size. Oran orantı. Yani oran orantı tekniğini kullanarak ne yapacaksın? Artışı ya da azalışı bulacaksın. İşte 2K'da şu kadar arttıysa K'da bu kadar artar. Sonra 5K'daki artışı da bulursun. Ama artıştaki yön önemli. Mesela bu yönlü artarsa bu yönlü azalır. O yüzden sen bu yönlü artar diye başladıysan mesela buradan başladıysan buradan devam edeceksin. Ama buradan başladıysan şuradan başladıysan buradan devam edeceksin. O zaman bu yönlü devam edeceksin. Yönü de burada önemli. Çünkü sağa giderken artıyorsa bir nokta sola giderken ne yapar? Azalabilir. Yani kesinlikle daha doğrusu azalır. Ya burada formülü göstermiyorum, göstermiyorum soru üzerinde biraz sonra zaten göreceğiz. Oran orantı tekniğiyle biz bu işi halledeceğiz dostlar. Tamam. Evet. Böylelikle şu belli bir oranda bölen noktayı da hallettik. Geldik paraya kenara. Arkadaşlar paraya kenarda karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Yani x1 artı x2 ile x1 artı x3 ile e, x2 artı x4 birbirine eşit. Aynı zamanda karşılıklı y'ler toplamı da birbirine eşit. y1 artı y3 ile y2 artı y4 birbirine eşittir. Sebep? Hocam köşegenler birbirini ortalıyor. Tam buradaki nokta e, şuradaki noktaların orta noktası. x1 artı x3 bölü 2'ye y1 artı y3 bölü 2 değil mi? Buradaki nokta. Hocam buradaki nokta aynı zamanda şu b ile d noktalarının da orta noktası. x2 artı x4 bölü 2'ye y2 artı y4 bölü 2 çıkıyor burası. E o noktalar birbirine eşit. O yüzden karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit ya da karşılıklı y'ler toplamları birbirine eşit oluyor. Yalnız bu dediğimiz şey bu paralel kenar. Tamam paralel kenarda da geçerli de dikdörtgen kare eşkenar dörtgen içinde geçerlidir. Eşkenar dörtgen içinde geçerlidir. Çünkü bu dikdörtgen kare ve eşkenar dörtgen de paralel kenarın özel bir halidir. Bunlarda da köşegenler birbirini ortalıyor ondan dolayı. Paralel kenar diyelim. Paralel kenarda biz bunu kullanıyoruz diyelim ama paralel kenarın özel durumlarında dikdörtgen kare ve eşkenar dörtgende de karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit olmasını unutma. Yani bu sağlanıyor yine. Geldik üçgenin ağırlık merkezine. Hocam üçgenin ağırlık merkezinde bu kenar ortay deyip burası da K2K deyip burada ilk önce şuradaki orta noktadan burayı bulup sonra burada oran orantıdan G noktasını bulabilirsiniz. Ama ve lakin. Ağırlık merkezi gerçekten çok kolay. Ağırlık merkezinin koordinatları x1 artı x2 artı x3 bölü 3'e y1 artı y2 artı y3 bölü 3 şeklinde de bulunabiliyor. Ha bu aklına gelmezse ki bence gelsin. Üçgenin ağırlık merkezi direkt apsisler toplamın 3'e bölünmüş hali. Ordinatlar toplamın 3'e bölünmüş halidir. Gelmezse dediğim gibi oran orantı yöntemiyle orta noktadan burayı bul. Sonra oran orantı yöntemiyle işte 3K'da şu kadar artmış azalmışsa 2K'da şu kadar artar azalır mantığıyla ya da k'da şu kadar artar azalır mantığıyla sonuca ulaşabilirsin. Tamam. Üçgenin ağırlık merkezi de bu. Geldik üçgenin alanına. Ya şimdi ÖSYM üçgenin alanı ile ilgili bir şey sorduğu zaman genelde böyle şu formülü kullandırmaz. Bu formülü kullandırmadan nasıl bir hamle yapar? Yani analitik düzlem çizerek üçgendeki alan bilgisiyle taban çarp yükseklik bölü 2'lerin birbirine ya yani taban çarp yükseklik bölü 2'yi kullandırarak hatta böyle şekil çizerek böyle soruları yaptırabilir. E, hatta ve hatta e, nokta olarak verse bile siz şekli çizdiğinizde güzel bir şey çıkar. Yani nokta olarak verdiklerinde de verilen noktaların ya ikisinin hapsisi aynıdır. İkisinin hapsisinin aynı olması ne anlama gelir? Hocam ikisinin hapsisi aynı olması demek x eksenine paralel demek. Mesela bir noktada buradaysa hocam hop şurası bulduktan sonra buraya tabana ait yüksekliği rahat bir şekilde bulabilirsin. Ya da ikisinin ordinatı aynıdır. İki noktanın ordinatının aynı olması demek hop bu x eksenine paralel demek. O zaman sen buradaki uzunluğu da rahat bulursun, buradaki yüksekliği de rahat bulursun. Yani bu şekilde karşılaşabilirsin. Zaten böyle bir nokta verildiği zaman, yani 3 nokta verildiği zaman direkt formüle gitme. Acaba verilen herhangi iki noktada apsisler aynı mı? Ordinatlar aynı mı diye bak. Apsisler veya ordinatlar aynıysa analitik düzen çizip sonucu ulaşabilirsin. Ya da hocam çıkmadı ne, ne yani öyle bir şey çıkmadı. Ne yapacağız? Yine analitik düzlem çizip Hocam bir nokta burada, bir nokta burada, bir nokta burada ya. Bu noktaları çizip bu üçgeni en küçük dikdörtgen içerisine oluşturup şu dikdörtgenin alanından bu üçgenlerin alanını çıkartarak da yine sonuca ulaşabilirsin formülsüz bir şekilde. Ama bununla ilgili bir formül var mı? Var. O formül nedir? Noktaları böyle yaz. x1 y1, x2 y2, x3 y3 yaz. En üsttekini bir daha yaz. Şu çaprazları çarp. x1 bak şu çaprazları çarp. Ne yapıyor bu x1y2 yapıyor. Şu ne yapıyor? x2y3 yapıyor. Bu ne yapıyor? x3y1 yapıyor. x3y1 yapıyor. Devam yazdım bunları. Sonra bu taraftaki çarpımları yaz. Hocam bu x2y1 yapıyor. Hocam burası x3y2 yapıyor. Ya da sırasıyla yazayım. y1x2 yapıyor burası. y1x2. Burası y2x3 yapıyor. Burası da y3x1 yapıyor. y3x1 yapıyor. E bunları topla L yaptı. Bunları topla K yaptı. E, ee, o zaman ne olacak? Alan ABC'de de K eksi L ya da L eksi K mutlak değer için alalım. Bir de 1 bölü 2 ile çarp. Bu kadar. Sağ, sağlı çarpımları yazıyorsun. Sollu çarpımları yazıyorsun. Sonra bunları topluyorsun. K ve L yaptı. Mutlak değeri içerisinde her ikisini çıkart. Bunların sonucunu. Her ikisini çıkarttıktan sonra bir de bunu 1 bölü 2 ile çarp. Tamam. Olay bundan ibaret. Ama Dediğim gibi iç formülsüz bir şekilde şu mantıklarla da sonuca da ulaşabilirsin. Tamam. Evet şimdi biz tekrarımızı yaptık mı? Yaptık. Sırada ne var? Sorular var. Hadi bakalım soru çözümlerine başlayalım. A noktası düzlemin 3. bölgesinde olduğuna göre. 3. bölgeye bakalım şimdi. 3. bölgede absiste negatif ordinatlara gidip yani şu eksiye eksi olması lazım. Şimdi A çarpı B kare. B karenin işareti her zaman nedir? B karenin işareti her zaman artıdır. O zaman artıyla neyi çarparsak eksi yapar? Eksiyi. Yani a'nın kesinlikle eksi olması lazım. E hocam a eksi ise eksinin bir şeye bölümü eksi yapacak. O zaman b'nin de kesinlikle ne yapması lazım? Artı olması lazım. İşte benden bu isteniyor. Şimdi b a yerine artı yazarsam artı ile eksinin çarpımı bunun işareti eksi yaptı. a yerine eksi yazarsam hocam eksi negatif sayıdan 4 çıkartırsam e bu da negatif bir sayı yapar. Yani bu ne oldu o zaman? Üçüncü bölgede oldu. Eksi eksi olmuş oldu. Eksi eksi nerede? Eksi eksi yine üçüncü bölgede. O nokta yine üçüncü bölgededir. Yani birinci soru böylelikle denizde çıktı. Geldik ikinci soruya. Şimdi A noktası ve B noktası belirilmiş. Analitik düzemin aynı bölgesinde olduğuna göre. Ya hocam bu bak apsisi negatif. E bu da apsisi negatif olacak. Yani 2A eksi 16 aynı bölgede ise eksi ise apsisi burada eksi olacak. Küçüktür 0. Yani 2A küçüktür 16 yaptı ve A küçüktür 8 yaptı. Sonra şuna bakıyoruz hocam bu bu. E bu da 3 eksi a bak bu eksi 6 negatifse bu da negatif olacak. 3 eksi a küçük 0 olmak zorunda yani 3 küçüktür a mı oldu? Evet bak buradan bir şey geldi şu ikisini düşünecek olursam. 3 küçüktür a geldi a da 8'den küçük geldi. A'nın kaç farklı değer vardır diye soruluyor bize. O zaman 4, 5, 6, 7 yani toplamda 4 tane değer olmuş oluyor. Cevap denizli oldu ikinci soruda. 3'e geldik. Yukarıdaki şekil eş birim karelerden oluşmaktadır. K eksi 4'de bir noktası olduğuna göre. Bak bu K eksi 4'de bir ne demek? İlk önce şunu bir yorumlayalım. Nasıl yorumlayacağız? Hocam K noktası eksi 4'e bir ise bu orijinden 4 birim solda. Eksi 4 ilk önce apsine bakıyoruz ya. 1 bir birim de yukarıda demek değil midir? 1 bir birim de yukarıda. O zaman 4 birim sola 1 bir birim yukarı gidince ben K noktasına ulaştıysam. Tam tersi işlem aşağı bir birim sağa, sağa doğru da 4 birim gidersem o zaman orijine ulaşırım. Buradan uzak, aşağı bir birim 1, 2, 3, 4 birim de sola yani sağa gidersem orijine ulaşırım. İşte bizden de bu orijin isteniliyor zaten. Cevap böylelikle Edremit yaptı. Evet 3. soru Edremit geldik 4'e. A ve B eleman tam sayı olmak üzere. Pozitif tam sayı olmak üzere. Bu noktanın x80 e olan uzaklığı 5 birim. Arkadaş şu noktanın x80 e olan uzaklığı bir noktanın x eksenine olan uzaklığı mutlak değer y yes değil miydi? Evet y'sinin mutlak değeriydi. Mutlak değer b artı 4 eşittir 5. Arkadaş b pozitif tam sayı ya. Bu pozitif tam sayı ise eğer o zaman b pozitifse ya bu buradan b artı 4 ya 5 olur. b artı 4 ya da eksi 5 olur. Buradan b değeri eksi, eksi, 9 gelir. Buradan b değeri ne gelir? b değeri de buradan 1 gelir. Ama b pozitif tam sayı dediği için b değeri 1 oldu. Sonra y eksen olan uzaklığı 4. Y ekseni olan uzaklığı da apsinin mutlak değeri değil miydi? Şöyle yaptığın zaman şuradaki apsinin mutlak değeri yapıyordu. Yani apsinin mutlak değeri A eksi 2'nin mutlak değeri de kaçmış? O da 4 birim vermiş. Yani buradan A eksi 2 4 olabilir. A eksi 2 kaç olabilir? Eksi 4 olabilir. Buradan A'yı kaç buluruz? A'yı buradan 6 buluruz. Buradan da A'yı eksi 2 buluruz. Ama negatif olmayacak. A 6 olacak o zaman. A artı B toplamı nedir diye soruluyor bize. A artı B toplamı da o zaman ne yapıyor? A'yı 6 bulduk. B'yi de kaç bulduk? 1 bulduk. Topladığımız zaman da cevap 7 çıkar. Yani örnek 4 akçay olur. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde A noktası eksenlere eşit uzaktaymış. Hmm. Hocam eksenlere eşit uzakta. Şu eksene de şu eksene. Yani bu eksene olan uzaklığı. Bu mutlak değer x değil miydi? Evet. Bu da mutlak değer y değil miydi? Evet. Y eksenine olan yok. mutlak. Şurası. Buradaki uzunluk neydi? X'ti. E, bu, mutlak değer x'i o zaman burası. Yani buradaki uzunlukta y de mutlak değer y olacak. Yani x eksen olan uzaklığı mutlak değer y. Y eksen olan uzaklığı da mutlak değer x de. E şimdi o zaman burada bunun mutlak değeriyle bunun mutlak değeri birbirine eşit olacak. Eksenlere eşit uzaklığı demiş. O zaman mutlak değer 2a eksi 1 ile mutlak değer a artı 3 birbirine eşit olacak. E hocam bunlar birbirine eşitse mutlak değerce birbirine eşitse ya içindekiler birbirine eşittir. 2a eksi 1 eşittir a artı 3'tür. Ya da içindekiler birbirinin eksilisine eşittir. Yani 2A 1 eşittir. Eksi A 3'e eşittir. Buradan ne geliyor? A eşittir 4 geliyor. Buradan ne geliyor? 3A eşittir eksi 2'den. A'yı da buradan eksi 2 bölü 3 olarak buluruz. A'nın alabileceği değerler toplam isteniyor bizden. 4 artı eksi 2 bölü 3 isteniyor. 4 3 12 eksi 2. O da 10 bölü 3 yapar. Evet. Yani cevap balık kesir yaptı. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzatlarına bakarız. Burada eksenler olan uzatları. bak burası şu. Hocam eksi 2 alttanmış ya eksi 2 6. Bunu da çizmemize gerek yok. Şunu çizdiğin zaman bu 6 dikey uzunluk 6 demek değil midir? Evet dikey uzunluk 6 burası da eksi 2 noktası ya. Yani şu uzunluk 2 birim. Tamamı eksi 6'ydı? Buraya kaç kaldı o zaman? 4 mü kaldı? Evet. E sonra burası da bak x'e 0. Hocam burası da x birim uzunluğu yaptı. Ya da şuraya a diyelim. Hocam burada ne çıktı? Bak eski bilgileri kullan. Dikten dik çizilmiş oldu. Çünkü bu noktanın dikini çizdik ya buraya. Dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. 6'nın karesi bu çarpı tamam değil mi? 6'nın karesi 4 çarpı 2 artı a'dan. 36 bölü 4 9 eşittir 2 artı a'dan. A'yı buradan 7 buluruz. A7 ise orijinden 7 birim sağda. X ne yapar? 7 yapar. İşte bizden C noktasında aksi isteniyor. Cevap balık esir çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde birbirine eş boyutları 2 birim ve 6 birim olan dikdörtgenler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Evet 2'ye 6 olan dikdörtgenler yerleştirilmiş. 6 birim 2 birim olduğunu biliyoruz. Hemen 2 iki, 2'leri yaz. Tamamı 6 buraya 2 kaldı. Tamamı 6 buraya da 4 mi kaldı? Evet. Sonra burası 6 burası ee, şurası 2 birim ya. Tamamı 6 4 kaldı o zaman buraya da 2 birim kaldı. Şöyle geldin. B noktası A ve B noktası sistemi. İlk önce B'yi bir bulayım. B'ye geldiğim zaman hocam burası 6 artı 2 toplam 8 yaptı. Ordinatına bakalım. 2 birim burası, 2 birim burası, 2 birim burası. Hocam 8 birim sağda, 6 birim yukarıda. Burası 8'e 6 noktası yaptı o zaman. A noktasına bakalım. Hocam kaç birim sağda? A noktasına bakacak olursak. Hocam 2 birim burası, 2 birim de burası. 2, 2, 4 birim sağda, 4'e. Kaç birim yukarıda ona bakacağız şimdi. Hocam 2 birim burası, 2 birim burası, 2 birim burası, 6 birim de burası. 2, 4, 6, 12 mi yaptı? Evet 12 birimde yukarıda olduğu için 4'e 12 noktası yaptı. A ve B noktaların koordinatları toplamı isteniyor bizden. 8, 6, 14. Şu ikisinin toplamı da 16. E 16 ile 14'ün toplamı isteniyor bizden. 16 artı 14. Cevapta kaç yapar o zaman? 30 yapar. Evet cevap Edremit oldu. 7. soruda. Geldik 8'e. Dik koordinat sisteminde birbirine eş ve kısa kenarı 5 birim olan dikdörtgenler şekildeki gibi yerleştirilmiş. Bak kısa kenar 5, kısa kenar 5. A dikdörtgenin uzun kenarı kaç oldu? 10 oldu. Yani 5'e 10'luk dikdörtgen. Yani burası 10. Bak burası da 10. Hatta burası da ne? 5. Şimdi bizden ne isteniyor? 18'e 0 verilmiş burası. A ve B noktalarının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Şimdi 5'e 10'ları yazdık. E hocam burası 10 imse tamamı 18 olduğundan buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Ve burası 6, 8, 13 kendinden 6 yaptı? Evet. Şimdi ne yapacağız burada? Yap bir şeyler ya. Böyle B noktasının eksenler olan uzatlarını bulmak zorundayız. Yani, analitik düzlemde bir nokta isteniyorsa eksenler olan uzatlarını bulacağız. E, buradan dik çizeceğim. Buradan da dik çizeceğim. Ya ne kadar yukarıda olduğu belli zaten. Karışıksa buraya doğru dik çizmeye gerek yok. E ne yapacağız burada? Dağla alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90 alfa. Burası da beta mı yaptı? Evet. Şu üçgenle şu üçgenle oldu. Birbirinin benzeri. Hatta 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10 oldu. 1'e 2 oran var. E o zaman burada alfanın karşı 8 ise alfanın karşı 4 olur. 1'e 2 orandan dolayı. 4 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeni. Şimdi B noktasını buldum. Hocam 18 burada 3 burada 21 birim sağda 21'e. Kaç birim yukarıda? 4 birim yukarıda. A noktasını bulalım. Şuradan dik çizelim eksenler olan uzatları. Aşağı doğru dik çizsem şekil karışacak. Hatta buradan böyle dikin devamı da buraya denk geliyor. Şimdi buradan dik çizince de 90 burası. E, alfa 90 beta. Beta 90 burası da alfa yaptı. Yani şu üçgenle de şu üçgen benzer oldu. Ya da hocam bu iki üçgen birbirinin benzeri değil, eşi oldu. Çünkü 90'ın karşısındakiler birbirine eşit. Alfa'nın karşısı 4, alfa'nın karşısı 4, beta'nın karşısı o zaman burası 3 yapar. Şimdi gelelim şuraya. Buranın 10 olduğunu biliyorum. A noktası kaç birim sağda? 13. 13 birim sağda. Kaç birim yukarıda? Hocam şöyle. 11 birim yukarıda olduğunu görüyorum. E o zaman A ve B noktalarının koordinatları toplam isteniyor. 13, 10, 21 ve 4'ün toplamı isteniyor. Toplayacak olursak bunları e, 13 bu daha 23. Bu i̇kisini 23 ile 21 toplarsam e, 44 yapıyor. 44 ile 4'ü de toplarsam kaç yapıyor? 48 mi yapıyor? Aynen öyle. Cevap böylelikle Akçay yaptı. Örnek 8'de. geldi örnek 9'a. Analitik düzlemde A ve noktalar arasında uzaklık verilmiş. İki nokta arasında uzaklık. X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi diyeceğiz yapalım. 2 nokta arasında güzellik. Yani a eksi 1'in karesi artı y'ler farkı da 5 eksi eksi 3'ün karesi ya da eksi 3 eksi 5'in karesi diyeceğiz. Hangisinden hangisinin farkını çıkartmanız hiç önemli değil. Ee, bu neye eşitmiş ona eşitmiş. Burada işlem işlem işlemle sonuca ulaşacaksın. Tamam Hatta yapayım arkadaş dur. a eksi 1'in karesi artı şimdi karekökünü kökünü Her iki tarafın karesini alıyorum yani. Ee, bu 8'in karesi 64 yaptı eşittir 100 yaptı attık öbür tarafa. A eksi 1'in karesi neye eşit oldu? 8'e eşit oldu. A 64 pardon. 100'den 64 çıkart. 36'ya eşit oldu. Buradan A eksi 1 eşittir. 6 oldu. Ama dur. A eksi 1'in karesi 36 ya. A eksi 1 eşittir. Eksi 6 da olabilir. Çünkü eksi 6'nın karesi de 36. Buradan A'yı 7 buluruz ya da A'yı buradan eksi 5 buluruz. A'nın pozitif değeri nedir diye soruyor bize. Cevap böylelikle 7 çıkar. Farklı türlü nasıl yapabilirdik? Hocam Şimdi buraya bakacak olursak x'ler farkını bilmiyorum ama y'ler farkı 8. Y'ler farkı 8. Hipotenüs uzunluğu da 10 olacak üçgen. Bak hipotenüs 10. 2 nokta arasındaki uzaklık. Hipotenüsü 10. Kısa yoldan yapıyorum. Y'ler farkı 8 ise o zaman x'ler farkında kaç olması lazım? 6 olması lazım. Ama x'ler farkı eksi 6 da olabilir. Yani a eksi 1'i bir 6'ya eşitleyeceğim, A eksi 1'i bir de eksi 6'ya eşitleyeceksin. Bak bu kadar işlemi şurada dik üçgen üzerinde de gösterebilirsin. Kısa yol dediğimiz olay bu. Tamam. Çünkü iki nokta arasındaki uzaklığın ispatı zaten dik üçgenden çıkıyor. Tamam. Geldi örnek ona. Analitik düzlemin başlangıç noktasında bulunan başlangıç noktası 0 0 yani. Bir hareketle en kısa yollardan hareket ederek önce 3'e 4 noktasına buradan da 15'e 20 noktasına giderek tekrar başlangıç noktasına dönüyor. Buna göre hareketlerinin aldığı yolların toplamı kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi analitik düzlemde ilk önce nereye gidiyormuş arkadaş? Şurası 3'e 4 noktasına gidiyormuş. 3'e 4'e gidiyormuş en kısa yoldan. Hocam şöyle gidecek o zaman buraya. Sonra da 15'e 20 noktasına gidiyormuş. 15'e 20 noktasına gidiyormuş. Buradan da buraya gidecekmiş. Buradan da buraya gidecekmiş. E sonra da başlangıç noktasına tekrar geri dönüyormuş. Buradan da tekrar dönüp buraya geliyor. Hareketlerini aldığı yol nedir diye soruluyor. Arkadaş iki nokta arasındaki uzaklık burası 0 0 ya. Bak kafadan yapıyorum. X'ler farkı 3, Y'ler farkı 4 ise 3 4 5 üçgeni. Yani burası 5. X'ler farkı 12, Y'ler farkı 16 burada? Evet 12, 16, 23 kendinden burası 20 yapar. Şimdi buraya bak. Şuradaki uzunluğu bulurken ne yapacaksın? Hocam X'ler farkı 15, 0, 15. Y'ler farkı 20, 15, 20, 25 üçgeninden. Burası da 25 mi yapar? Evet. E o zaman bizden ne isteniyor zaten? Şunların toplamı mı isteniyor? Aynen öyle. 25, 50 mi yapacaktır cevap? Evet 50 yapacak. Ama bu arada şurada üçgen eşitsizliği sağlanmıyor. Bunlar aynı nokta üzerinde aynı doğru üstünde. Ben sadece soruyu anlayın diye böyle yapınca en son burada üçgen eşitsizliği sağlanmıyor. Sağlanmadığına da boş verin. Yani aynı doğru üstünde gidiyor aslında bu. Hocam 5 birim böyle gidiyor. Sonra 20 birim böyle gidiyor. Sonra 25 birim, birim de böyle geri geliyor aslında. Tamam böyle bir üçgen oluşturmuyor aslında bu. Şöyle soruya baktım. Şuraya bakın üçgen eşitsizliği sağlamadığını gördük. Çok tahsih yapınca böyle oluyor. Tahsih yani şey hatalara bakmak Demek böyle oluyor işte. Neyse 10. soru Denizli oldu mu arkadaşlar? Oldu. Geldik 11. soruya. Analitik düzlemde A ve B noktaları için AB doğru parçasının orta noktası verilmiş. Arkadaş AB doğru parçasının orta noktası yani apsileri toplamının yarısı A artı 7 bölü 2 eşittir 2 verilmiş. Sonra 5 artı B bölü 2 5 artı B bölü 2 de ne verilmiş? Eksi 3 verilmiş. Değil mi? Evet. E, AB'nin orta noktası C ya o yüzden apsileri topladım 2'ye böldüm. 2'ye eşit. Ordinatları topladım. 2'ye böldüm. Eksi 3'e eşit. Yani buradan a artı 7 eşittir. 4 olduğundan a'yı buradan eksi 3 buluruz. 5 artı b eşittir. Eksi 6 olduğundan b'yi de buradan eksi 11 mi buluruz? Evet. Şimdi a eksi b isteniyor benden. a eksi b yani eksi 3 eksi eksi 11 isteniyor. Eksi 3 artı 11 yapıyor bu da. Bu da kaç yapıyor? 8 mi yapıyor? Evet. Cevap 8 yaptı. Yani 11. soru Edremit oldu. Geldik 12. soruya. ABC üçgeninde şöyle şeyler verilmiş. Burası 3K verilmiş. Burası 4K verilmiş. Şimdi Ali Bey uzunluğunu 3K yazdık. A'dan A'ya anlattığını 4K yazdık. Arkadaş 3'e 4 oran var. Açı ortaydaki oran 3'e 4 ise o zaman burası 3A burası 4A değil midir? Evet. Ben şuradan başlıyorum. Bu yönlü gidiyorum. Eksi 1'den 8'e 7A'da ne olmuş? Hocam 7A'da eksi 1'den eksi 8'e düşüş var. Ne kadar düşüş var? Eksi 8 ile eksi 1'i çıkarttığında görürsün. Eksi 7 geliyor. Düşüş olduğunda oradan da anlarsın. 7 düşüş var. O zaman A'daki düşüş ne olacak? 7 A'da 7 düşüş varsa A'daki düşüş 1 olacak. A buradan başladık ya. Buradan da buraya 3 A var. Hocam 3 A'daki düşüş ne olacak o zaman? 3 düşüş olacak. Yani eksi 1'den 3 düşüreceksin. Eksi 1 eksi 3 mi yapıyor o zaman apsi Evet. apsi bulduk. Ordinata gelelim. Ordinat hocam burası 2'den 16'ya kaç? 14 yükselmiş. Yani toplamda 7 da 14 yükselmiş. 7 da 14 yükselmişse A'da 2 yükselir. 3 A'da da o zaman 6 yükselir diyeceğiz. E, 3 A'da 6 yükselecekse ordinatı 6 yükselteceğim. 2 artı 6 diyeceğim. O zaman noktamız ne yaptı? Eksi 4'e 8 noktası yaptı? Evet D noktasının koordinatları toplamı isteniyor bizden. Eksi 4 artı 8'den cevap da 4 yapar. Yani 12. soru Denizli oldu. Geldik 13. soruya. A ve B noktaları verilmiş. A, B dışında bir C noktası için. Şimdi A, B dışında bir C noktası. A noktası burada olsun. B noktası da burada olsun. C noktası bunun sağında da olabilir. Solunda da olabilir. Şimdi neye göre? oranı göre bakacaksın. Bak AB 2K, A, C, 3K verilmiş. Solunda olursa. Hocam A, B uzunluğu 2K iken AC uzunluğu 3K olabilir. Sıkıntı yok. E sağında olursa AB uzunluğu 2K iken AC uzunluğu 3K olabilir mi? Evet bunun tamamı 3K iken burası K olabiliyor arkadaşlar. İşte bazen bu oranlamalar sağlanmıyor. Yani her iki durumda söz konusu olabiliyor. O zaman her iki durumu da inceleyeceğim ben. Yani bir soldayken C inceleyeceğim. Yani A noktası burada B noktası burada. Ve burada oranlama 2K'ya 3K diyeceğiz. A noktası kaça kaçtı? Eksi 1'e 7 idi. B noktası kaça kaçtı? 5'e 3'tü. Yaz bunu. Ya da ikinci durumda ne var? Bu sefer A noktası burada. Kaça kaç? Eksi 1'e 7. Sonra B noktası burada. B noktasında kaça kaçtı? 5'e 3'tü. C noktası da sağ tarafında olacak. Şöyle bu sefer K'ya 2K oran olacak. Her ikisindeki durumu inceleyeceğiz. Şimdi burada buna göre incelersem. Hocam 2 k da buradan bak sola doğru gidiyorum. 5'ten eksi 1'e ne olmuş Azalmış. Hocam 2K'dan ne kadar azalmış? 6 azalmış. Yani eksi 1'den 5 çıkartabilirsin. Eksi 6 yapıyor. 6 azalmış. O zaman K'da apsisi ne yapıyor? 3 azalacak. E buradan buraya 3K var. 3K'da da o zaman kaç azalacak? 9 azalacak. Hocam 3K'da 9 azalttığım zaman burası eksi 10 mu yapıyor? Eksi 11 mi yapıyor? Evet. Pardon 9 mu azaltıyoruz? Evet 9 azalttığım zaman eksi 1 eksi 9'dan eksi 10 yapıyor burası. Apsi. Sonra ordinatına bakalım. 3'ten 7'ye hocam 3'ten 7'ye 4 artmış. 2K'da 4 artmışsa K'da 2 artar. 3K'da o zaman 6 artar. O zaman hocam o zaman 3K'da 6 arttır. 7'den 6 arttırdığım zaman burası da kaç yapıyor o zaman? 13 yapıyor. O zaman diğerine gelelim. Şimdi buradan buraya bu yönlü gideceğiz. Eksi 1'den 5'e hocam 2K'da ne olmuş? 6 artış var bu sefer. K'da artış 3 olacak o zaman. K'da 3 arttırdığın zaman. K'da artış da 3 arttırdığın zaman. 5'ten 3 arttırdığın zaman. 8 yapar burası. 7'den 3'e ne olmuş? Hocam 2K'da 4 düşmüş. 2K'da 4 düşmüşse K'da o zaman 2 düşer. O zaman K'da 2 düşecekse 8, 3'ten 2 düşünce burası da 1 mi yaptı? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? C noktasının hapsinin alacağı değerler toplamının. Yani eksi 10 ile 8'i topla bakalım kaç yapıyor? Eksi 10 artı 8 bölü. eee alacağı değerler toplamı 13 artı 1. 13 artı 1 isteniliyor bizden. Yani Hocam. Eksi 2 bölü 14 isteniyor. O da eksi 1 bölü 7 mi geliyor? Evet. Cevap böylelikle. Eksi 2 bölü 7'den ne çıktı? Akçay çıktı. Örnek 13'te. Geldik örnek 14'e. Köşe koordinatları ABC olan üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi neydi? Absitler toplamının 3'e bölünmüş hali. Yani eksi 2 artı 5 artı 3 bölü 3'e sonra 3 artı 1 artı n bölü 3 işte bu ne eşit olacak? Hocam. ABC üçgenini ağırlık merkezinin x eksenine olan uzaklığı 4 birim verilmiş. He. x eksenine olan uzaklığı 4. Neyin alacağı değerler toplamı. Arkadaş onu bir yorumlayalım. X80'de olan uzaklığı arkadaş bir noktanın X80'de olan uzaklığı nedir? Mutlak değerce Y değil midir? Evet. Mutlak değerce y kaç verilmiş bize? 4 verilmiş. Yani Y değeri 4 de olabilir. Y değeri X4 de olabilir. Yani burada e, absizlerin toplamı 3'e bölünmüş hali, ordinatların toplamı 3'e bölünmüş halindeki Buradaki y değerinin kaç olması lazım? Ya 4 olacak ya da eksi 4 olacak. E o zaman burası kaç yaptı? Hocam 4 artı n değil mi burası? Evet. Şöyle topladığımız var ordinatları. Hocam 4 artı n bölü 3 ya 4'e eşit olacak. 4 artı n bölü 3 ya da eksi 4'e eşit olacak. 4 artı n buradan ne geliyor? Eksi 12 geliyor. Buradan 4 artı n ne geliyor? 12 geliyor. Buradan n ne geldi? 8 geldi. Buradan n ne geldi? Eksi 16 geldi neyin alacağı değerler, değerler toplamı isteniyor. Yani 8 ile eksi 16'nın toplamı isteniyor. O zaman cevabımız eksi 8 çıkar. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşım örnek onda. Geldik örnek 15'e. Oranlamalar verilmiş 2 nokta. Şu 2 noktadan dolayı ben şurayı bulabilirim. Hatta 3'e 3 olduğu için hocam burası burası da eşit. Yani burası orta nokta yaptı. 4 artı 8, 8 yani eksi 4 bölü 2'den eksi 2'ye 5 artı 13 18 bölü 2'den 9 yapar burası. Sonra buradan buraya ne var? Hocam 2K var. Buradan buraya ne var? 1, 2, 3, 4K var. Ya hocam 2K'da 5'ten 2'ye hatta 2K'ya 4K diyeceğimize aslında burası N'e 2A şeklinde diyebilir miyiz? Evet değil mi? Yani burada ne var arkadaşım? 5'ten eksi 2'ye azalmış. Ne kadar azalmış? Ya hocam 5'ten 0'a 5 azalmış 0'dan da eksi 2'ye 2 azalmış toplam 7 azaldı ya da eksi 2'den 5 çıkartırsın 7 azaldığını görsün. N'de 7 azaldıysa bak şuradan başladım. Bu yönlü gidiyorum. N'de 7 azaldıysa o zaman 2 de kaç azalır? 14 azalır. Hocam 2 de buradan buraya 2 var ya 14 azalt. Eksi 2'den 14 azalttığın zaman burası eksi 16 mı oluyor? Evet. Yani eksi 2'den 14 çıkartıyorsun. Eksi 16 yaptı. Hocam 4'ten 9'a 5 artmış. E, o zaman burada 5 artmışsa eğer n'de o zaman 2 de kaç artar? 10 artar. Hocam burada 2 de 10 artacak. 9 iken burası 10 arttırdığın zaman 19 mu oldu? Evet. Yani eksi 16 ile 19'un toplamı isteniliyor bizden. Cevap da böylelikle 3 çıkar. Yani örnek 15 akçay yapar. Geldik örnek 16'ya. Oranlamalar verilmiş. Bunlar birbirine eşit verilmiş. Hemen orta noktayı bulabilirim ben. Toplamlarının yarısı 4 bölü 2 2'ye. Toplamlarının yarısı 6 bölü 2'ye 3. Sonra burada da bir oran verilmiş. K 4K. AD uzunluğu 4K. DC uzunluğu K verilmiş. Arkadaş ben şuradan mı başlayayım? Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım hadi. Çünkü buradan buraya K'ya daha rahat ulaşalım. Hocam toplamda buradan başladım bu yönlü gidiyorum 6'dan 1'e 5 azalmış. 5K'da. 5K'da 5 azalmışsa K'da kaç azalır? 1 azalır. Hocam buradan da buraya 1 var. İşte K var. Alttan 1 azalttım o zaman burası 5 mi yaptı? Apsiste evet 5 yaptı. Evet burayı 5 bulduk. Sonra ordinata bakalım. 12'den 2'ye 10 azalmış. Hocam 5K'da 10 azalmışsa K'da o zaman kaç azalacak? 2. E buradan buraya K var ya. 12'den 2 azalttım. 10 yaptı burası. Şu iki nokta arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. E. İki nokta arasındaki uzaklık isteniliyor. Yok. B, C, D, E dörtgenin alanı isteniliyor. B, C, D, E dörtgenin alanı. Şimdi bu noktaları bulduk. Keşke bulmaz olaydı. <laughs> ay 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 ay. Bulmaz olaydım. Neyse. Bularak da bu çözümü yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl bularak da bu çözümü yapabiliriz? Bizden bu dörtgenin alanı isteniyormuş ya. Şimdi bu dörtgenin alanını nasıl bulabiliriz? Bir şu şekilde bulabiliriz. Hocam büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkartırız. İşte bu nok noktalar belli ya o noktalardan dolayı orayı bulabiliriz. Ama ben bu şekilde yapmaktansa şu şekilde yapmayı tercih ederim. Hadi bu noktaları bulmadık diyelim. Hani bu zamana kadar yaptığım şeyleri sil, iptal et. Ama bunu bularak da sonuca ulaşabilirsiniz sonuçta yine. Değil mi? E, bunu bulmayarak da nasıl yapabiliriz? Alan dağıtarak kardeşim. E ne yapacağız burada? E, bir yerden başlayalım. Genelde böyle karışık olanlardan başlıyoruz ya. Hocam şuradan başlayayım. K'da kalan A ise 4K'da kalan 4A'dır. Hocam çift çizgide alan 5A ise çift çizgide alan 5A'dır. Toplam alan kaç A? 10A. E biz 10A alanını bulabiliriz. 10A alanında şu büyük üçgenin alanı değil mi? Büyük üçgenin alanında nasıl bulunuyordu? Hani şöyle 1 bölü 2 şöyle yazıyorduk. Noktaları nasıl? 1, 2, 3, 4 6, 12 yazdık. E yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6, 12 yazdıktan sonra 1, 2'yi bir daha baştan yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra e ne olacak? Şu çapraz çarpımları şeklinde yazıyorduk. Şu öbür tarafa atınca 20A yapsın. 20A eşittir. Mutlak değer içerisinde. Şu sağ taraftakilerin artılısı olacaktı. 4 kere 1, 4 artı 3 kere 2 12, 36 Artı 6 kere 2 12. Sonra sol taraftakilerin de eksilisi olacaktı. Yani şunların eksilisi. Eksi 6. Eksi 24. Ee, burası da eksi 12 mi oluyor? Evet 12. Ama çarpımları eksi 12 olsaydı eksilisi artı 12 olacaktı. Buna da dikkat et. Tamam Yazdık böyle. O zaman 20 ayı bu şekilde bulabiliriz. Toplamda burası kaç yapıyor? Hocam 12'ler nanay. Şurası 30 yaptı. Burası da 40 yaptı. Değil mi? 40'tan 30 çıktı. Ee, burası 10 yaptı. 20 A eşittir işte 10 ise A'yı buradan 1 bölü 2 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? 6 A alan isteniyor. 6 A alanı da 6 çarpı 1 bölü 2'den cevap ne yapıyor o zaman? 6 bölü 2'den cevap 3 çıkıyor arkadaşım. Evet fazla bilgi yaptık ama bu noktayı da bulup oradan da gidebilirsiniz diye o şekilde hiç böyle yani soruyu baştan alayım ed edit, videoyu editleyeyim falan filan yapmadım. Ee, bu yolda yapabilirsiniz. Bu da ikinci yol olsun diye bu şekilde çözmek istedim. Tamam. Evet gençler 16. soruyu da böylelikle Akçay bulduk. İsterseniz burada bir mola verelim. Çünkü 4 sayfa hallettik nokta de Geri kalan 4 sayfada bir sonraki videoda halledelim. O zaman bir sonraki ders yani 17. günün 2. videosunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.